Makalelerinizi oluştururken bazı yerlerde Joomla'da oluşturmuş olduğunuz başka makalelere veya başka sitelere link verebilirsiniz. Şimdi bunları nasıl yapacağımızı görelim. İlk olarak daha öncesinde hazırlamış olduğumuz bir makaleye, şimdi gireceğimiz makale içeriğiyle bir bağlantı kurmayı göreceğiz. Örneğin şöyle bir metnimiz olsun. Öncesinde biraz metin, şu makaleden devamını okuyabilirsiniz şeklinde bir tanımlama. Ve cümlemiz devam ediyor. Evet, metnimize girdik. Burada yer alan şu makaleden sonra makalenin ismini, yani bağlantısını girmemiz gerekiyor. Bunun için bir parantez açıyorum. Parantezin içerisinde mouse'u tıklı olarak bırakıyorum. Yani bu kısımdan sonra metin girilecektir. Joomla'da daha öncesinde oluşturmuş olduğum bir makaleye bağlantı vermek için editörün altında yer alan makale butonuna tıklıyorum. Açılan listede görmüş olduğunuz gibi daha önce eklemiş olduğum makaleler listelenmektedir. Burada bağlantı kurmak istediğim makaleyi mouse ile bir kere tıklamam yeterli olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımda mavi bir yazıyla bir bağlantı oluşturulduğu görülmektedir. Artık bu makaleyi yayınladığımızda bu linke tıklandığında ilgili makale açılacaktır. Şimdi bir de başka bir siteye nasıl bağlantı veririz onu görelim. Yine aşağı iniyoruz. Birkaç satır yazı olduğunu düşünelim. Şu adresten öğrenebilirsiniz şeklinde bir tanımlama yaptık. Şu adresten kısmı için şu yazısı yerine bir bağlantı ekleyeceğiz. Şu yazısını mouse ile taralı hale getirdikten sonra editörde yer alan Insert Edit Link'i tıklıyoruz. Açılan pop-up penceresinde ise link vermek için bir takım bilgiler girmemiz gerekiyor. Link kısmına gidilecek adresi başına HTTP protokolü ekleyerek giriyoruz. Mesela burada VS Akademi şeklinde bir link giriyorum. Target kısmında ise hedef belirtiyoruz. Burada iki tane opsiyonumuz var. Birinci opsiyonu seçtiğimizde ilgili linke tıkladığımızda yeni bir sayfa açılmadan aynı sayfada bağlantı kurulacaktır. İkinci opsiyonda ise linke tıklamayla birlikte yeni bir sayfa açılacak ve ilgili sayfaya gidilecektir. Title kısmı için VS Akademi şeklinde bir yazı giriyorum. Class kısmına da caption olarak bırakıyorum. Yani bir başlık olarak görünecektir. Bu VS Akademi yazı kısmı da mouse bu yazı üzerine geldiğinde görüntülenecek olan yazıdır. Düzenlemelerimizi yaptıktan sonra Insert yani ekle butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer herhangi bir şekilde yazı eklenmedi. Sadece mouse ile seçili hale getirmiş olduğumuz şu yazısı aktif oldu. Az önce yazmış olduğumuz caption da burada VS Akademi şeklinde görülmektedir. Şimdi oluşturmuş olduğumuz bu sayfayı ana sayfada görüntüleyerek test edelim. Öne çıkanı evet diyoruz. Başlık için ise link deneme şeklinde bir yazı giriyorum. Kategoriyi makale TR şeklinde bırakıyorum. Kaydet ve kapat ile işlemi sonlandırıyorum. Tekrar demo.vsakademi.com'u yeniliyorum. Gördüğünüz gibi yazılarımız eklendi. Burada ilk olarak makale bire tıklıyorum. Evet, daha önceki derste gördüğümüz gibi makale bir içeriğine giriş yapıldı. Geri geliyorum. Şu adresten kısmında yer alan şu yazısına da tıkladığımda gördüğünüz gibi vsakademi.com'a giriş yapılıyor.